Arkadaşlar merhaba. Bugün 15 Eylül Çarşamba ABD Delaware Park yarışlarında Altılı Ganyan yorumlarıyla karşınızdayım. 7 koşuluk bir program var. Altılı Ganyan 21.15'te start alacak. Bir maiden koşuyla başlıyor Altılı Ganyan. 2 yaşlı İngilizlere mahsus 1670 metre çim pistte koşulacak. Koşuda 10 isim start alıyor. Burada koşuya baktığımızda koşu 38 bin dolarlık vasatın altında, ortanın altında bir derecede bir koşu. 10 numarayla başlayacağız. 10 numaralı düzeltiyorum. 6 numarayla başlayacağız. 6 numaralı Power of Force Victor Carrasco ile start alıyor. Son startında bir üçüncülüğü var. 38 binlik bir maiden koşuda 1670 metrede çim pistten kumandan koşuda. 7 numaralı Solar Top var. Jamie Rodriguez de start alıyor. Bir ikinciliği var. O da 1670 metre 23 Ağustos'ta çimden kumandan koşuda ikinci olan bir isim Solar Top. 5 numaralı Storm Attack Charlie Marquez ile start alıyor. O da ikinciliği var. 1600 metre çimden kumandan yarışta 4 Eylül'de. 9 numaralı Spotted Cat ilk kez start alıyor. Daniel Santana ile 10 numaralı Origo. O da ilk kez start alan bir isim. Angel Suarez ile son olarak burada 2 numaralı o Amarillo, Raul Mena ile ilk kez start alacak olan diğer bir isim. Altılı Ganyan'ın ilk ayağında şans verdiğim son isim. İkinci koşu bir satış koşusu. 7 isim start alıyor. 3 yukarı İngilizlere mahsus 1200 metre kum pistte koşulacak. Koşuda 7 isim start alıyor. Koşuya baktığımızda koşu 7000-8000 dolar aralığında bir satış koşusu. Toplam ikramiyesi 15.000 dolar olan. Burada ilk 3 isme yer vereceğiz arkadaşlar. 1 numaralı runner Erasmo Martinez de start alıyor. 15 binlik bir claim satış koşusunda üçüncülüğü var. 1200 metre kum pisti son startında. Daha sonra Where You Be 2 numaralı Jamie Rodriguez de start alıyor. Son iki startında 6250 ve 5000'lik satış koşularında ikincilikleri olan bir isim. Her ikisi de 1200 metre kum pisti ve son olarak da 3 numaralı Bastien Lebrun Daniel Santana ile start alıyor. Son startında 1200 metre kum pistteki maiden koşuyu 1.12.68 derecesiyle kazanmış bir isim. Altılı Ganyan'ın 3. ayağına geldik. 3. ayağı şartlı satış koşusu. 3 yukarı İngilizlere mahsus 1670 metre çim pistte koşulacak. Koşuya baktığımızda koşu 7000-8000 aralığında bir satış koşusu. Toplam ikramiyesi 18.000 dolar olan. Burada da Jamie Rodriguez'e start alacak olan 7 numaralı Ghost Run Hunter muhtemelen favori çıkacaktır. 1670 metre çim pistteki satış koşusunu 1.39.45 ile 1500 metre çim pistteki 10 binlik satış koşusunda 1.26.75 derecesiyle son startını 6 boy farkla kazanan bir isim. Son iki startın ikisinde de favori bir isim. Muhtemelen bugün de favori çıkacak. İki isim daha ekleyeceğim ben yanına. 6 numaralı Voting Control Robert Alvarado Jr. ile start alacak olan o da 1600 metre çim pistteki bir önceki koşusunu 1 Ağustos'ta 1.35.10 ile kazanıyor. Boyun farkıyla son startında da 15 binlik bir satış koşusunu 1.41.82 ile kazanıyor. Çim pistten kumandan son startı yaklaşık bir boy farkla kazanıyor. Bir de 5 numaralı Affluental Isaac Castellillo start alacak olan bir isim. Bugünkü koşuya nazaran üst grup koşulardan bu koşuya geldiğini söyleyebiliriz. 3 isim. Altılı Ganyan'ın 3. ayağında yeterli gibi gözüküyor. Geldik 3 yukarı 4. ayağa. 3 yukarı İngilizlere mahsus şartlı 1600 metre kum pistte bir şartlı satış koşusu. 1 numaralı King Chick ve 7 numaralı Bellarmine Hall ekibi olmak üzere toplam 7 isim start alıyor. Burada da 5 numaralı Singbino ilk yer vermek istediğim isim. 2 isimle geçeceğiz burayı. Koşu 15 bin dolarlık bir şart satış koşusu. Toplam ikramiyesi 40 bin dolar olan 5 numaralı Singlino bir önceki startını 1670 metre kum pistte kazanıyor. Fakat ikinciliğe düşürülüyor protesto sonucu. Son startında da boyun farkıyla bir üçüncülüğü var 1700 metre kum pistte. Bir de 7 numaralı Bellarmine Hall'la ekürü olan 1 numaralı King Chick grup 3 koşuda üçüncülüğü var son startında 1700 metre kompiste. Jamie Rodriguez de start alıyor. Bu iki isim Altılı Ganyan'ın 4. ayağına yeterli gibi gözüküyor. 5. ayak bir satış koşusu. 3 yukarı dişi İngilizlere mahsus 1670 metre çim pistte koşulacak. Günün en zor koşusu gibi gözüküyor. Biraz fazla isimle geçeceğiz burayı.
10 numaralı Glosshammer'la başlayacağım. Koşuya baktığımızda koşu 16 bin dolarlık bir satış koşusu, 20 bin dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. 10 numaralı Glosshammer, Avery Green'le start alacak olan bir isim. 9 numaralı Pepper Pot, Victor Carrasco ile start alıyor. Bir önceki startında 1700 metre çim pistteki maiden koşuyu 1.43.74 ile kazanmış bir isim. 6 numaralı Artie's Rose, Ferron Peterson'dan start alıyor. 1670 metre çim pistten kumandan son startında bir ikinciliği var. 4 numaralı Goodbye Carolina, Roberto Alvarado Jr. ile start alıyor. Favori olduğu son startındaki maiden koşuyu 1500 metre çim pisti 1.31.54 ile kazanmış. 2 numaralı Flat Out Phoebe, Carol Sedano ile start alıyor. O da son startında 1670 metre çim pistten kumandan startındaki maiden koşuyu boyun farkıyla kazanıyor. 1.47.26 ile. 1 numaralı Better With Age, Skyler Spanable'la start alacak olan bir isim ve son olarak burada, daha doğrusu iki isme daha yer vereceğiz. 3 numaralı Malice in the Palace, Charlie Marquez'le start alacak olan ve 12 numaralı Sprite's Lady, Daniel Santana'da 6'lık ayının 5. ayağında son yer verdiğim isim. Diğer 13'ten itibaren ki isimler, koşudan çıkan isim olursa start alacak olan isimler. Geldik 6'lı Gaia'nın son ayağına, bir maiden koşu, satış koşusu. 3 yukarı İngilizlere mahsus 1200 metre kum pistte start alacak. Burada da arkadaşlar 7 numaralı Redeem Peter'ı tek olarak önereceğim. Jamie Rodriguez'le start alacak olan bir isim. Koşuya baktığımızda koşu 15 bin dolarlık bir maiden satış koşusu. Toplam ikramiyesi 19 bin dolar olan. Son, daha doğrusu kariyerin ilk startında Redeem Peter 7 numaralı Jamie Rodriguez'le start alıyor ve bir üçüncülüğü var 1100 metre kum pistte. Diğer isimlere baktığımızda diğer performansları atların çok kötü. Bu öne çıkıyor 7 numaralı Redeem Peter. O yüzden tek olarak önereceğim bir isim, bir hata yapmazsa bugünkü maiden koşuyu kazanır gibi gözüküyor. Geldik 7'li Plase'nin ilk ayağına. 6'lı ayağı 21.15'te başlıyor. 7'li Plase'nin ilk ayağı 20.45'te başlıyor. 76 isim start alıyor. Gördüğünüz gibi bir şartlı koşu. 3 yukarı İngilizlere mahsus 1100 metre kum pistte start alacak. Koşuya baktığımızda koşu 12.500-16.000 aralığında bir satış koşusu. Toplam ikramiyesi 20 bin dolar olan. Burada 5 numaralı New Year's Block Party, Angel Suarez'de start alacak olan bir isim. Son startında 45 bin, 25 binlik bir satış koşusunu 1200 metre kum pistte 1.12.31 derecesiyle aynı jokeyle kazanıyor. 7'li plasenin ilk ayağında yeterli olur gibi gözüküyor. Geldik 6'lı ganyan şablonuna. 6'lı ganyan şablonu ekranda görüldüğü şekilde, bunlar size yol göstermek adına yaptığım çalışma. Kendi çalışmalarınızda mutlaka ekleyin derim. İlk ayak bir maiden koşu, 6 numaralı Powerful Force, 7 numaralı Solar Tap, 5 numaralı Storm Attack, 9 numaralı Spotted Cat, 10 numaralı Origo ve 2 numaralı Amarillo var. İkinci ayakta 3 isme yer verdik. 1 numaralı Runner, 2 numaralı Where You Be, 3 numaralı Bustin LeBron. Üçüncü ayakta da 7 numaralı Ghost Hunter büyük bir ihtimal favori çıkacak. 6 numaralı Voting Control ve 5 numaralı Affluent Hill eklediğim isimler arasında. Dördüncü ayağa 5 numaralı Singlinio ve Eküller'den The King Chic ile geçtik. Beşinci ayak biraz karışık bir koşu gibi gözüküyor. 10 numaralı Glosshammer, 9 numaralı Pepper Pot, 6 numaralı Artie's Rose, 4 numaralı Goodbye Carolina, 2 numaralı Flat Out Phoebe, 1 numaralı Better With Age, 3 numaralı Malice in the Palace ve 12 numaralı Spice Lady. Son koşuda da 7 numaralı Redeem Peter tek olarak önereceğim isim Maiden koşuda. Hepinize bol şanslar diliyorum. Abone değilseniz çıkmadan şuradaki abone ol butonuna tıklayarak abone olursanız sevinirim. Hepinize iyi günler.